Merhaba arkadaşlar, Ticaret Hukukuna Giriş Dersi program dizisinin dördüncüsüyle sizlerdeyiz. Hatırlarsanız geçen programda ortaklık kavramını tanımladık ve ortaklık unsurlarını ayrıntılı olarak ele aldık. Adi ortaklık ile ticaret şirketlerinin sınıflandırılması ve uygulanacak hükümler üzerinde durduk. Böylece ortaklıklar hakkında genel bilgiler edindik. Bu programda ortaklıklar hakkında bilgi dağarcığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Kolektif ve limited ortaklıklar hakkında genel bilgiler edineceğiz. Program süresince kolektif ortaklık, limited ortaklık konularını ele alacağız. İlk olarak kolektif ortaklık konusunu ele alalım. Şahıs ortaklıklarının temel tipi olan kolektif şirket, tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklığıdır ve kanunen tacir sıfatına sahiptir. Tanımlayacak olursak, kolektif ortaklık bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletme amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklıklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir. Tanımdan hareketle kolektif ortaklığın unsurlarını sıralamak mümkündür. Bu unsurlar ortaklık, konu ve sermaye, ticaret ünvanı sınırsız sorumluluk, tüzel kişilik şeklindedir. Kolektif ortaklığı daha iyi kavramak için bu unsurlara kısaca göz atalım. Kolektif ortaklığın unsurlarından ilki ortaklardır. Kolektif ortaklık en az iki gerçek kişiyle kurulabilir. Kolektif şirket kanun koyucunun ortakların tümünün gerçek kişi olma zorunluluğu getirdiği tek ortaklıktır. Gerçek kişi bütün insanların hukuki statüsü kişidir. Kişilik tam ve sağ olarak doğmak kaydıyla kazanılır ve ölümle sona erer. Kolektif ortaklığın ikinci unsuru konu ve sermayedir. Kolektif ortaklığın bir ticari işletmeyi işletmek amacıyla kurulması zorunludur. Ancak kanun koyucu minimum sermaye belirlememiştir. Kolektif şirkete parayla ölçülebilen değerlerin yanında şahsi emek de sermaye olarak konulabilir. Ancak kolektif ortaklığın bir ticari işletmenin veya şirket sözleşmesinde gösterilen faaliyetleri gösterecek, ticari işletmeyi kuracak kadar maddi mal varlığının bulunması gerekir. Ticari işletme bir girişimcinin esnaf faaliyetini aşan iktisadi menfaat sağlamak amacıyla emek ve sermayesini iktisadi bütünlük teşkil edecek şekilde bağımsız olarak bir araya getirmesidir. Kolektif şirketin unsurlarından üçüncüsü de ticaret ünvanıdır. Kolektif ortaklığın ticaret ünvanının bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösteren ibareden oluşması zorunludur. Tescil edilen ticaret ünvanı ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca ticaret ünvanının tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde kullanılması gerekir. Kolektif ortaklığın unsurlarından dördüncüsü de sınırsız sorumluluktur. Kolektif şirkette ortaklar şirket borçlarından müteselsil ve sınırsız olarak bütün mal varlığıyla ikinci derece sorumludurlar. Şirkete giren yeni ortak girme tarihinden önce doğmuş olsa bile şirketin borç ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte sınırsız ve müteselsel olarak tüm mal varlığıyla sorumlu olacaktır. Kolektif ortaklığın unsurlarından sonuncusu da tüzel kişilik unsurudur. Kolektif şirket ortaklardan ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir. Kolektif şirket ticaret siciline şirket sözleşmesinin tescil edilmesiyle birlikte kişilik kazanır. Şirket tüzel kişilik kazanması ile haklara ve borçlara ehil hale gelir. Ayrıca şirket kanun ve şirket sözleşmesine göre gerekli organlara sahip olduğunda fiil ehliyetini kazanır. Kolektif ortaklıkta yönetim ortaklara bırakılmıştır. Şirket sözleşmesiyle ortaklar arasından yönetici ortak belirlemek mümkündür. Ancak ortak olmayan bir kişi yönetici olarak atanamaz. Belirlenmiş olan yönetici ortağın görevden alınması için çoğunluğun kararı gerekir. Çoğunluk sağlanamayan hallerde her ortağın mahkemeye başvurma hakkı vardır. Kolektif şirket ortaklığı çeşitli hak ve yükümlülükleri beraberinde getirir. Kolektif şirket ortağının oy hakkı ve şirket işlerini denetleme hakkı vardır. Kolektif şirket ortağı yükümlülükleri ise sermaye koyma, kar ve zarara katılma, rekabet yasağına uyma şeklindedir. Kolektif ortaklığın kuruluşu gibi sona erme sebepleri de Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemeye ek olarak adi ortaklığın bazı sona erme sebepleri de kolektif ortaklığın sona erme sebepleri arasında sayılmıştır.
Bu sebeplerin neler olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarınızdan okumanız mümkün. Kolektif şirket, fesih yani dağıtma veya infisah yani dağılma sebeplerinden birisinin gerçekleşmesiyle sona erer. Fesih, ortakların iradesi veya mahkeme kararıyla ortaklığın sona erdirilmesidir. İnfisah ise kanunda veya şirket sözleşmesinde sayılan nedenlerden birinin meydana gelmesiyle birlikte şirketin kendiliğinden sona ermesidir. Kolektif şirket ancak sona erme ile tasfiye haline girer ve tasfiyenin sonunda sicilden terkini ile tüzel kişilik son bulur. Evet, kolektif şirket konusunu genel hatlarıyla tamamladık. Şimdi de limited ortaklık konusunu ele alalım. Limited ortaklık sermaye şirketleri içinde sayılmasına rağmen sermayenin korunması ile sınırlı sorumluluk yönünden anonim ortaklığa, yönetim ve esas sermaye payının devri yönünden daha çok kolektif şirkete benzer. Belki de bu özellikleri nedeniyle limited ortaklık uygulamada en çok tercih edilen şirket tipidir. Kanun koyucunun belirttiği bütün unsurları dikkate alarak limited ortaklık şu şekilde tanımlanabilir. Limited ortaklık, bir veya daha fazla gerçek ve veya tüzel kişi tarafından kurulabilen ortakların şirket borçlarından sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payı ile sınırlı, sadece limited ortaklığa karşı sorumlu olduğu, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik faaliyet için kurulabilen, esas sermayesi belirli ve payların toplamından oluşan bir sermaye çeşididir. Tanımdan hareketle limited ortaklığın unsurlarının ortak sayısı, ortaklık borçlarından sorumluluk, işletme konusu, asgari esas sermaye ve tüzel kişilik olarak sıralanabilir. Limited ortaklık konusunu daha iyi kavramak için bu unsurlara kısaca değinelim. Limited ortaklığın unsurlarından ilki ortak sayısıdır. Limited ortaklıkta ortak sayısı diğer şirketlerin aksine alt ve üst sınırı verebilmek suretiyle belirlenmiştir. Buna göre limited şirkette en az bir ortak, en fazla 50 ortak olabilir. Limited ortaklığın unsurlarından ikincisi ortaklık borçlarından sorumluluktur. Limited ortaklık bir sermaye şirketi olmasının sonucu olarak borçlarından mal varlığıyla sorumludur. Ortaklar ise taahhüt ettikleri sermaye payı ile sadece ortaklığa karşı sorumludur. Limited ortaklık unsurlarından üçüncüsü işletme konusudur. Limited ortaklık kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Ancak şahıs şirketlerinden olduğu gibi limited ortaklığın ticari işletmek amacıyla kurulması konusunda bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte sigorta ve bankacılık faaliyetinde bulunmak için anonim ortaklık olarak kurulma zorunluluğu bulunduğundan limited ortaklık sigortacılık ve bankacılık yapamaz. Limited ortaklık unsurlarından dördüncüsü asgari esas sermayedir. Limited ortaklıkta esas sermaye anonim ortaklıkta olduğu gibi itibari değeri en az 25 Türk lirası ve katları olan paylara bölünmüştür. Bir ortak birden fazla sermaye payına sahip olabilir. Bu payların toplamı esas sermayeyi oluşturur. Esas sermaye paylarının itibari değerleri farklı olabilir. Ancak bu farkın 25 Türk lirası ve katları şeklinde olması zorunludur. Limited ortaklık unsurlarından sonuncusu tüzel kişiliktir. Limited ortaklık diğer ticaret şirketleri gibi tüzel kişiliğe sahiptir. Limited ortaklık ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescil kurucu unsurdur. Limited ortaklıkta kanunen bulunması zorunlu organlar ortaklar genel kurulu ve müdürlerdir. Bu organlardan birisinin mevcut olmaması veya uzun süreden beri birisinin toplanamaması ortaklığın mahkeme cephesine karar verilmesine neden olabilir. Ortaklar müdür olabileceği gibi üçüncü kişiler de müdür olarak atanabilir. Bu programda kolektif ortaklık, limited ortaklık konularını ele aldık. Böylece ticaret hukukuna giriş program dizisinin dördüncüsünün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.